günden bu yana 6 farklı ilçede yangın çıktı İzmir'de. Bunlardan birisi Bornova, Karabağlar, Urla, Buca. Daha sonra Karabağlar yangını Menderes'e, Seferihisar'a da yayıldı. Bunlardan Bornova ve Buca kısa sürede ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü ama Urla'daki yangın hala devam ediyor. Pazar günü 16.30'da Urla'da başlayan yangın sonrası Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe de alanda bulundu. Urla yangını da İzmirli Bakan Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle incelemede bulundu ve 13 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyledi. Ama İzmir Milletvekili Murat Bakan olay yerine gittiğinde 6 helikopter saydığını sosyal medyadan bir video yayınlayarak duyurdu ve bir ciddi bir gündem oluşturdu. Ayrıca Türk Hava Kurumu'nun dev yangın söndürme araçlarının sahaya neden çıkmadığı da belirsizliğini koruyor hala. Karabağlar'da da yangın maalesef devam ediyor. Karabağlar'daki yangın da Menderes'e Seferihisar'a kadar yayıldı. Toplamda 500 hektarlık alan yok oldu. Bu da yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Ve bu yangın İzmir'de Konak Pier'den, Güzelyalı sahilinden ve hatta karşıya kadar bile görüldü. Vatandaşlar sosyal medyadan bunun videolarını ve fotoğraflarını paylaştı. Onun dışında Karabağlar'da çıkan yangın sonrası bazı mahalle ve köyler tedbir amaçlı boşaltıldı. Burada şöyle bir ilginçlik var. Yine İzmirli Bakan Pakdemirli diyor ki yaşam alanlarını tespit etmiyor bu yangınlar dedi. Ama tedbir amaçlı boşaltılan mahalleler var. Bu nasıl oluyor gerçekten? Biz de şaşkınız İzmir'de yaşayan bir gazeteci olarak ve aynı zamanda bir vatandaş olarak. Genel olarak durum bu şekilde.